Fikret Hanım, nasılsınız? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ ol. Tamam, hadi söyle. Neyi söyleyeyim? Bilge konusunda haklıydın. Evet, haklıydım ama önemli bir şey değil. Bir kadının bir kadını anlaması her zaman çok daha kolaydır. Buyurun. Özel bir hastaneden iyi bir transfer teklifi almışsın. Hı hı. Gidecek misin? Henüz karar vermedim. Ve ben de sana tam iyi bir teklifte bulunacaktım. Ne dersin? Gurur duydum hocam ama düşünmem lazım. Nihat Bey'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına bakılıp cezai ehliyetine karar verilecektir. Fiziksel olarak da Nihat'ın 17 yaşında güçlü birini bu kadar derinden bıçaklaması mümkün değil. Ancak şunu söylemeliyim. Bıçaklanan geç ölürse her şey çok daha zorlaşacaktır. O çocuğun yaşaması için her şeyi yapıyoruz. Ben de elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Fikret Hanım. Haldun Bey. Ben de seni arıyordum. Nihat Bey konusunda bir gelişme var mı hocam? Henüz yok. Bu arada teklifimi kabul ediyorsun değil mi? Mümkün değil. Bak, konu yine Bilge meselesiyse... Hayır, o şeytan umurumda bile değil. O zaman sorunun ne? İstediğin her şeyi kabul etmeye hazırım. Hem senin üzerinde çok emeğin var biliyorsun. Ayrıca senin için ileride çok daha iyi şeyler düşünüyorum. Hocam teklifinizi kabul edemem çünkü ben hamileyim.